ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken. Bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimi. Rüzgara karşı. Daha çok toprak. Tamam kaptan. Bunları dışarı, şu uzunları da ortaya mı koysak acaba? Bahçecilik konusundaki son gelişmelerden haberdar değilim. Belki bunları şuradakilerle değiştirebiliriz. Vay canına. Bileziğin güleş gibi mi ya? Ha? Evet, neredeyse parlıyor. Ama öyle değil tabii. Sen buraya bak da ben gidip hortum bulayım, olur mu? Evet, bu çok daha medeni. Bununla sıradan bir işçi misali, berbat işler yapan biri gibi görünmem. Arkadaşlarım da görünmez. Doğru. Violet de bahçe evinde ve kitap da orada. İçeri girdi mi? Bilmiyorum. Bahçe işi yapma ödevi için görevlendirilmiş olmalılar ama onun yanından geçemedim. Oyalayacak mıyız? Siz ikiniz neden hep gizlice konuşuyorsunuz? Fark etmediğimi mi sanıyorsunuz? Ne? Saçmalama lütfen. Gizli konuşmuyoruz. Her zaman değil. Bizim sadece şey... Ufak bir... işimiz var. Evet. Aynen. Ama Violetta, katkıda bulunmazsak başımız derde girmez mi? İşte katkı yaptım. İyi oldu. Geliyor. Dikkat edin. Oraya çok fazla toprak taşıyorum. Neden buraya? Hey, nereye gittiğine dikkat et. Hayır. Ayakkabı krizi. Bu şekilde çıkar. Hayır. Başka bir yere oturmam lazım. Beni şu banka götürün. Hayır, hayır. Bekle. Bununla götüreyim. Violetta, Violetta. Bak, ayakkabılarına dökülen topraktan ne buldum. Bu bir solucan. Dikkatli olmalısın. Bunlardan daha fazla olabilir. Hatta belki biri ayakkabına bile girmiş olabilir. Ah, ayak banyosuna ihtiyacım var. Yumurtalarını çoktan bırakmış olabilir. Vay canına, bu çok zekiceydi. Teşekkür ederim. Bu eski bir ayakkabı bacı.
O evde bu kadar önemli ne var bilmiyorum ama gidin bakalım. Hemen döneceğim. Şifreni söyle. Periler neden uçmak zorunda dersen yerin gökle buluştuğu yere bak. Bu iş hiç kolaylaşmıyor, değil mi? Bir de bana sor. Ah, daha katlanacak çok yer var ve tek boynuz tozumuz da çok azaldı ne yazık ki. Panthea, Sentopia için salgın bir hastalık ve durum giderek kötüleşiyor. Chao. Ha, bugünlük yeter. Her şey hızlıca soluyor. Buna yetişmene imkan yok. Merhaba Mia. Merhaba sevgili peri dostlarım. Merhaba Chao. Beni özledin mi? Merhaba Mia. Panthea'nın verdiği zararları düzeltiyoruz. Bahçecilik he? Nasıl gidiyor? Pek iyi değil. Panthea'dan kurtulamazsak tek boynuz tozumuz hızla tükenecek. Sadece son 5 trompetus parçasına ihtiyacımız var. Ben de bunun için buradayım. Başlangıç için bu nasıl? Periler neden uçmak zorunda dersen yerin gökle buluştuğu yere bak. Gökle yerin birleştiği yer. Gargona! Bu ejderhalar nereye gidiyor? Kaçtılar kraliçem. Yine mi? Hazırdaki birliklerini topla ve yenilerini bul hemen. İtaat etmek isterim kraliçem. Ama dün vahşi ejderha yuvalarına baktım ve... Ve? Hiçbir şey yoktu. Kafanı kullan ve başka bir yere bak. Eğer her şeyi kendim yapacaksam bir generalim olmasının mantığı ne ha? Bazen senin yerine generallik görevine Zigo'yu getirsem iyi olabilir diyorum. Düşünelim. Vahşi ejderhalar rüzgarı takip eder. Peki rüzgarlar nerede başlar? Rüzgarlı tepeler! Rüzgarlı tepeler. Yer ve gök ancak o kadar yüksek tepelerin olduğu bir yerde buluşabilir. Dinleyin çocuklar, sıkı durmalısınız. Buraya boşuna rüzgarlı tepeler demiyorlar. Yani rüzgar bundan daha da mı sert oluyor? Rüzgarlı tepelere kıyasla bu hafif bir esinti sayılır. Tamam, hadi şu işi yapalım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Tamam, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Siz iyi misiniz? Çok iyiyiz. Bizi merak etmeyin. Oh! Cadılar geliyor. Ateş etme. Bunlar vahşi ejderhalar. Yollarından çekilirsen bir şey yapmazlar. Mia! Tuttum. Neden duruyoruz? Alışmaya başlamıştım. Sen ve Onçao burada bekleyin. Neden? Biraz saptım diye mi? Hepimiz birimiz birimiz hepimize ne oldu? Bunu yapabiliriz. İzle. Çok tehlikeli Mia. Yuko ve ben Trompetos'un parçasını buluruz. Senin zarar görmeni istemiyorum. Burada kal. Lütfen. Peki biz ne yapacağız? Avuç döndürmece mi oynayacağız? Avcının da olmadığını biliyorum Onçao. Öylesine söyledim. Beni taşıyabilir misin? Tamam. Bizi görsünler bakalım.
yapabiliriz. Uçmaya devam et uçağı. Yer ve gök bundan başka bir yerde birleşiyor olamaz. Tamam, ne yapacağını biliyorsun. Aa, olamaz. Gidelim. Tamam oğlum, geçti artık. Burada ne işin var? Mia nerede? Arkamızdan uçmaya çalışmadı, değil mi? Bu rüzgarda her yere savrulmuş olabilir. Aa, kanatlarım çok ağrıyor. Neredeyim ben? Bunu düzeltebilirim. Tek boynuz gözyaşı. Aa, olamaz. Bitmiş. Umarım Yuko'da vardır. Yüzüğüm nerede? Bahçede düştü. Aa, bu çok kötü, çok kötü. Ne yapacağım şimdi? Merhaba. Kimse var mı? Mia. Tamam, bu tuhaftı. Seninkini dene. Mia. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bu iyi değil, değil mi? Tamam. Kendimizi rüzgara bırakacağız ve Mia'nın olduğu yere gideceğiz. Ne? Bundan emin misin? Üç deyince. Bir, iki, üç. Tepelerden o kadar da uzak olamam. Bununla yüzleşme ya, çünkü kayboldun. Merhaba. Sorun yok, ben kayboldum ve yardım edebileceğinizi umuyordum. Bekle, nereye gidiyorsunuz? Tehlike mi? Ne tehlikesi? Hayır. Onu hiçbir yerde görmüyorum. Rüzgar Onçao için çok güçlü. Tamam, aşağı. Fırtınada Mia şu anda herhangi bir yerde olabilir. Bu rüzgar çok sert. Bir ejderha bile buna karşı uçamaz. Saklan. Şu benim şomazım. Kaçmasına izin vermeyin. Buradan elim boş dönmeyeceğim. Şaka falan mı bu? O burada ne yapıyor? Şuraya bak. Bu tepe diğerlerinden daha yüksekti. Yerin gökyüzüyle buluştuğu yer. Lafı tam da ağzımdan aldın. Oraya ulaşmalıyız. Biliyorum ama oraya şimdi uçarsak yakalanırız. En iyi zaman için şansımızı beklemeliyiz. Onçao ne dediğini anlayamıyorum. Ama eğer Mia'yı soruyorsan onun için ben de endişeliyim. Ama onlar gidene kadar beklemeliyiz. Kaçmasına izin vermeyin. Hepiniz koca birer sersemsiniz. Dur bir dakika. Seni tanıyor muyum? Bebek mavi, bu sensin.
Vay canına, ne kadar da büyümüşsün. Çok çok büyümüşsün. Sana rastladığıma çok sevindim. Yardımına ihtiyacım var. Rüzgarlı tepelere doğru uçuyorduk ve ben arkadaşlarımdan ayrıldım ve... Sen beni anlıyor musun? Arkadaşlar, Yuko, Mo ve Onchao. Evet öyle. Beni onlara uçurabilir misin? Biliyorsun uçmak... Aferin sana mavi. Şimdi doğruca ileri uç. Aferin. Vay canına. Onchao seni görünce çok sevinecek. İşte geldik. Rüzgarlı tepeler. Kendini koru. Bu inanılmaz. Nasıl yapıyorsun? Anladım. Rüzgarla savaşmak yerine onu kullanıyorsun. Çok iyi. İşte oradalar. Onları görüyorum. Şu ejderha Mia'yı yakalamış. Onchao, hayır! Onchao, sorun yok. Bu arkadaşı hatırlamadın mı? Bu imkansız. Bu bebek Mavi. Tutun! Onchao! Mavi, onu takip et. Rüzgar çok güçlü. Belki onların altında uçabiliriz. Hadi. Üçe kadar sayıyorum. Eğer siz kalın kafalılar, işe yarayacak bir ejderha yakalayamazsanız... ...sizi bizzat ellerimle ejderhalara yedireceğim. Bir, iki... Onu ben de görüyorum. Yine sen ha? Görünüşe göre bir ejderhaya yakalanmışsın. Ejderhayı ve periyi alın. Tek boynuzu bana bırakın. Seni işe yaramaz sürüngen. Daha hızlı. Trompetus parçasını bulmuş. Aferin Onchao. Kılpayı yakaladım seni. Onchao Trompetus parçasını buldu. Yakaladım seni. Onchao! Kahrolası rüzgar. Çifte kurtarma. Sen bebek ejderhayı al. Ben Onchao'yu. Bekle, ben de... Yuko, bana kolyeni at. Ondan uzak dur seni bunak şeytan. Su bombalarım burada işe yaramaz. Eskisinden bile iyi. Ona ulaşamıyorum. Rüzgar çok güçlü. O iyi.
Bak. Kendi işini kendi görüyor. Hoşça kal küçük dev adam. Buna inanmıyorum. Rüzgarı sür. Onunla savaşma. Pantea'nın maskesi adına bunu nasıl yaptı? Seni kurtardım Onçal. Aferin oğlum. Ben öyle sanmıyorum. Ha! Hemen buradan gidelim. Hey! Tek boynuzumu bana geri getir. Haha, güzel iş. Pekala, o tek boynuzu teslim edin. Bir şey unutuyorsun Gargona. Neymiş o? Burada hiç rüzgar yok. Bu iş daha bitmedi. Yakında bitecek. Görürsün. Nasıl öyle uçabildin? Eski bir dosttan bazı öneriler aldım. Sanırım bir ejderha ile arkadaş olmak bana hala garip geliyor. Ama arkadaşlar birbirine bağlıdır, değil mi? Senin dediğin gibi hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Güzel iş Onçao. Bu parçaları bir şekilde hep buluyorsun. Zaman doldu arkadaşlar. Benim artık gitmem gerekiyor. Bu kadar çabuk mu? Eve rüzgarla dönmeyi özleyeceksin. Başka biri bulmadan yüzüğümü bulmam gerek. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kal Onçao. Eve kadar yarış. Hey, bu adil değil. Nerede? Burada olmalı. İşte buradasın. Bir gün büyük bir kral olacaksın. Hey. Solucan numarası gerçekten harikaydı. İğrenç solucana tam puan. Violeta'ya bu iğrençlik çok yakıştı.